Nasıl görünüyorum? Melekleri kıskandırırsınız hanımefendi. Sıkıldım senin şu ezberle kırdılarından. Biraz daha gerçek olamaz mısın? Bu arada dikkat et. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Süvari bir nişanlım vardı, öldü. Endişe buyurmayın. Fakat niçin böyle bir yalana başvurduğunuzu idrak edebilmiş değilim. Çünkü insanlar kendileriyle benzer acıları yaşamış olanlara yakınlık duyarlar. Yara kabuğunda birleşir kimi insanlar. Çok güzel söylediniz. Kamran Bey'in dergiye yazdığı bir yazıdan. Dersimi iyi çalıştım. Eşsiz bir şair değil mi? Öyle. Bu arada kalfalarla yakınlık da hissetmeyi unutma. O evde ne oluyor bitiyor her şeyi öğrenmek istiyorum. Bilhassa da sırlarını. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neresi? Feride. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır Kamran Bey? Evin içinde nişanlınızı mı kaçırıyorlar? Heh. Alışkanlık. Şu taraftan buyurun. Besim Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir zamanda mı geldik acaba? Siz onun kusuruna bakmayın. Buyurun lütfen. Neriman ben. Seyfettin Bey'in diğer eşi. Öyle mi? Memnun oldum. Hadi ben servisi yapmaya çıkıyorum. Sofra da mundar oldu. Sizin olduğunuz yerde ne zaman hayırlı bir şey çıktı ki? Niye ki? Biz çok hayırlı bir sebeple geldik buraya. Cenab-ı Ettiği kendiniz de arayın. Siz yeni mi geldiniz? He. Nihayet evimize bu akşam teşrif ettik. Evin hanımı için zor bir gece olmalı. Bir ona zor olsa keşke. Taş basar bağrına herif diye oturur. Susar sineye çeker Besim Hanım da işte. Kusura bakmayın beklettik. Cüretimi bağışlayın ama bir problem mi var? Yok, sorun yok. Buyurun, afiyet olsun. Çocukluğumdan beri severim böyle karıştırıp yemeği. Alışkanlık işte. Aileniz seyahatte zannedersem. Evet. Sıklıkla yaptıkları gibi. Bu yaştan sonra en doğrusunu, en güzelini yapıyorlar. Çoğumuz dünyayı keşfetmeden göçüp gidiyoruz. Aslında siz de yapabilirsiniz. Çocuklarınız büyük. Hem eşinizin de keyif alacağından eminim. Elbette.
Ben seyahat etmeyi çok severim, yeni yerler görmeyi. Hayırlısı. O zaman önümüzdeki ay sizi bir Avrupa seyahatine gönderelim. Biz ne zaman gideceğimizi biliriz. Ama elimizde böyle bir fırsat var. Babama sık sık bedava biletler, davetiyeler gelir. Pekala, onlardan birini size hediye edebilirim. Başka zaman inşallah. Yerinizde olsam kocamı ikna ederdim. Baş köşeye oturdu Besma Hanım'ın yerine. Zoruna mı gitti? He, zoruma gitti. Vallahi alışacan. Neriman Hanım da bu evin hanımı bundan kelli. Senin yerinde olsam arkasına ileri geri konuşmazdım. Ben bir tane hanım biliyorum, o da Besma Hanım. Bu dediğini yarın söylerim Neriman Hanım'a. Selamımı da söyle. Söylerim. Kusura bakma bacım. Sen bilmiyorsun bunların ne mal olduğunu. Ondan kelli böyle şaşırmış olabilirsin. Utanacak bir şeyimiz yok, çok şükür. Utangaçlarınız bir yerinize kaçtıysa bilemem. Senin Neriman Hanım, Besma Hanım'la yakın ahbap değil miydi? Ne yaptı? İlikten başka kötülüğü olmayan Besma Hanım'ın kocasını elinden aldı. Ya keşke bir bununla kalsa. Evvelden Kamran Bey'le hangir hingir fingir diyordu. Edep aya pazarda kiloyla satılmıyor ki. Satılsa alırsın çuval çuval koyarsın insanın önüne. İnsan bacım dediğinin erine göz düşürür mü? Düşürmez. Düşürmemeli. Düşürmemesi gerek. Değil mi Gülmüsay? Su içen. Ben alırım. Kusura bakmayın ne olur. Gönlümüzce ağırlayamadık sizi. Olur mu öyle şey? Ben çok memnun kaldım. Güle güle. İyi akşamlar Kemal Bey. Her zaman bekleriz Azalya'cığım. Sık sık uğra lütfen. Ben de beklerim ama. Muhakkak. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hanımefendi, bir bilseniz neler olmuş. Arda hallerinde bir gariplik zaten. Az sabret, yolda anlatırsın. Tamam. Acaba Neriman'ın Kamran'ın eski sevgilisi olduğunu biliyor mu Feride? Bilmiyorum. Seyfettin Bey'in de kadını konağa getirmesi ayrıca takdire şayan. Hiç öyle biri gibi de durmuyor üstelik. Zaten kafalar da çok şaşkındı. Acaba Kamran bir şey hissediyor mu? Kıskanıyor mudur eski sevgilisini? Neriman'ın buraya geleceğini biliyor muydun baba? Bilseydim müsaade eder miydim sence? Ona ev açacağım demişsin. Çocuk büyüyecek o evde. Açacağım zaten ama zamanı var. Parayı son kuruşuna kadar senin hapisten çıkabilmen için harcadım. Az bir zaman sonra ev için bir şeyler biriktiririm. Sen beni nasıl bir duruma soktun baba, farkında mısın? Doğru. Sen de haklısın.
Ben bir taraflarımı tutamadığım için başımıza geldi bütün bunlar. Bilmiyorum baba. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir taraftan Feride'ye yalan söylüyorum. Öbür tarafta annem ağlıyor, onun gönlünü serinletemiyorum. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Hakikat hiçbir zaman ortaya çıkmayacak evlat. Çocuk benden bilinecek. Bu yüzden Neriman'ın bir süre hamileliğinin gizli kalması lazım. Allah'ım, biz burada neler konuşuyoruz? Neler planlıyoruz baba? Yok. Yok, ben daha fazla devam edemeyeceğim. Bu böyle olmayacak. Senin de hayatını mahvediyorum. Mahvedilmiş bir hayat yok evlat. Benim bir ayağım zaten çukurda. Senle Feride mutlu olun. Yeter bana. Ben bu vicdan azabına daha fazla dayanamam. Feride'den sır saklayamam. Şu hale bak. Birkaç saatte kendimden tek sinir oldum. Tek ayak üstünde 40 tane yalan söylemeye başladım. Feride'nin sevdiği adam değil, senin oğlun değil de başka biri oldum. Ben ona her şeyi anlatacağım. Böyle böyle oldu diyeceğim. Ferman senindir diyeceğim. Hata edersin evlat. Mektepliği ilelebet kaybedersin. Belki anlayışla karşılar. Belki bırakmaz beni. Ne dersin? Sevgilim. Sakın, sakın bana sevgilim deme. Feride sana yaramamış. Ruhun ateşini söndürmüş. İçin çürümüş büsbütün. Git üstüne başına doğru düzgün bir şey. Yarışıp bak evin içinde dolanma. Niye? Hoşuna mı gidiyor? Kıskanıyor musun? Üzerime gelme Neriman. Zaten eskisi kadar istekli değilim. Bebekten zahir. Kamran, sırrım benimle güvendi. Amacım Feride ile senin saadetini bozmak olmadığını zamanla anlayacaksın. Ben yalnızca çocuğun babasının yanında büyümesini istiyorum. O kadar. Ben istemiyorum. Sırdaşınmış gibi davranmaktan da vazgeç. Feride'ye her şeyi anlatacağım. Elinde benimle ve ailemle ilgili. Hiçbir şey kalmayacak. Teyzenden mi geliyorsun? Ne diyor? Ne desin? Çok üzgün. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Hadi git anlat bakalım. Ne tepki verecek çok merak ediyorum. Abla Kemran yalan söylüyor. Teyzemle konuşurlarken duydum. Bu nikah Kemran için sürpriz değil. Peki aklından ne geçiyor? Bilmiyorum ama bu işin Kamran'la doğrudan bir alakası var. Benden bir şey saklıyor. Eğer öyleyse ne yapacaksın? Bu da soru mu? Eğer öyleyse, eğer Kamran'la Neriman'ın hala ilişkisi varsa, eğer Neriman Kamran'dan dolayı bu konaktaysa, ben giderim. Ardıma bile bakmam. Bence peşin hüküm vermek için biraz erken. Hem Kamran'ın seni ne kadar çok sevdiğine eminim. Sevip sevmemesi değil ki mesele. Sevgisinin hakkını verebilmesi. Tuhaf. Olmaması gereken şeyler oluyor. Hissediyorum. Ama adını koyamıyorum. Böyle hissetmen çok normal Feride. Neriman Kamran'ın eski sevgilisi. Ama o kadar. Şimdi enişte mi baştan çıkarmış? Sen böyle olduğuna inanıyor musun?
İnanıyorum. Nihayet bu gönül işleri akla ahlaka pek kulak asmıyor. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben eniştemin bu kadınla ilişkisi olabileceğine inanmıyorum. Aslında bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Nasıl? Eğer Neriman gerçekten Kamran için buradaysa o zaman enişteme yanaşmaz. Ben hiçbir şey anlamadım bu dediğinden. Eğer bu geceyi eniştemin yanında geçirirse o zaman sen Kamran'ın boşuna günahını alıyorsun. O da en az senin kadar mağdur demektir. Yok eğer başka odada yatarsa işte o zaman şüphelerinde haklısın. Allah'ım neler konuşuyoruz. Ne istiyorsun? Benimle mi uyuyacaksın? Birazdan atacağım adım kaderini belirleyecek Kamran. Ya buradan çıkıp annenin babanın küflü yatak odasına gideceğim. Feride sana inanacak. Ya da konuk odasına gideceğim. Feride bir ömür hayatından çıkacak. Ne yapmamı istersin? Gördün mü Neriman nasıl yemek yediğini? Her şeyi karıştırarak yedi. Ebenin evinde boş yere tesadüf etmedik. Bilekleri de şiş benim gibi. Abla, Neriman gebe. Ay sus Necmiye, sus gözünü seveyim. Feride duymasın. Sen biliyor musun? Hani geçen Feride'ye bir mektup geldi ya. Onu Neriman'ın kafası Münevver getirdi. Feride'nin kaybettiği mektup. Hani benim abimden sanıp verdiğim. Çünkü ben onu enişteme götürdüm. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Babam abimin Feride'nin saadeti için kendini feda ediyor.
Feride. Çok çirkin şeyler düşünmeye başladım. Mesela Neriman eniştemle mi kalıyor? Kalmıyor mu onu merak ediyorum. Açılıp kapanan kapıları dinliyorum burada. Ben böyle bir insan değildim Kamran. Sen hala öyle değilsin Feride. Biraz asabım bozuldu. Benimle. Ama bana inanmıyorsun. Sen ne düşünüyorsun peki? Kendimden nefret ediyorum. Neden? Neriman bu eve geldikten sonra yüzün, gözlerin, bakışların. Feride, ne olur bana bir daha öyle bakma. Ne olur. Seni kaybetmemek için, benden gitmemen için neler yapabileceğimi düşündüm. Hani demin diyordun ya, böyle çirkin şeyler düşünüyorum diye. Aslında ben de senden farksızım. Şimdi bana o Kamran'dan bahset. Senin pek sevebileceğin biri değil. Hatta seni sevmeye layık biri bile değil. Benden sır saklar mı? Bana yalan söyler mi peki? İhanet eder mi bana? Etti mi hiç? Asla. Peki o Kamran, Neriman neden bu evde onu biliyor mu? Bilmiyorum. Bilseydi senin de haberin olurdu. Peki şu an doğruyu söylüyor mu bana? Sana ne düşündüğümü söyleyeyim mi Kamran? Ben eniştemin Neriman'la bir mecburiyet yüzünden nikahlandığını düşünüyorum. Ve bu nasıl bir mecburiyettir ki? Oğlunun eski sevgilisini 40 yıllık karısının üstüne kuma getirdi. Ve bunu düşündüğümde aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor Kamran. İnanmak isteyen insandan daha aptal bir şey yok şu hayatta. Konduramıyorsun çünkü. Düşünsene, onu çok seviyorsun. O kötü biri olamaz. Olmamalı. Ama sevmeye devam ediyorsun. Bakışlarını, ellerini,
yaptığın her şeyi. Sorun ne biliyor musun Kamran? Eğer sen zannettiğim adam değilsen, şu hayatta artık nefret edeceğim çok şey var demektir. Yürüdüğüm yollar, dinlediğim şarkılar, tenine değen güneş. Seni sen yapan, senin sevdiğin her şey, ben dahil. Her şeyden nefret edeceğim Kamran. Ama devam edeceğim sevmeye. Çünkü insan devam eder Kamran. Hülasa, Feride kahrolur diye düşünme. Sana son kez soruyorum Kamran. Ve bir daha asla sormayacağım. Ne olur bana hakikati ver. Neriman'ın bu evde ne işi var Kamran? Umarım. Ben de öyle. Kıskanıyor musun? Kime? Neriman'ı. Şu an babanın yanında. Onu kıskanıyor musun? Bir de hani bu konuyu kapatmıştık. Kapatacağız. Ama Kamran, senin bir tek yalanını yakalarsam, benim bir daha asla yüzümü göremezsin. Yalan yok, yalan yok. Yalan yok Feride. Peki. O halde iyi geceler. Feride. Dışarı çıkalım. Gecemiz o zaman çok daha güzel olacak. Ne olur. Nereye? Gidelim. Gidelim, baş başa olalım. İkimiz olalım. Yine dünyayı unutalım. Kamran, sabah olmak üzere. Hadi kalk. Hadi. Gün doğumunu kaçırmayalım.